Ülkemizde aslında tam orta noktada bulunuyoruz. Batıya doğru gittiğinizde hem aşılama oranı ve aşı sayısı daha yükselirken doğuya doğru gittikçe hem aşılama oranı ve sayısı da düşüyor. Biz bunu biraz daha artırmamız gerekiyor. Şu an itibariyle Kayseri'de yaklaşık 450 bine yakın aşı yapıldı. Ancak istenilen düzeyde mi? Henüz değil. Onun için mümkün olduğu kadar daha çok aşı yapabilmeliyiz ve daha çok insanımıza eğer aşı karşıtlığı, ben aşı karşıtlığından daha çok aşı çekimserliği demek istiyorum. Çünkü birebir aradığımız zaman yani kimileri yerli aşıyı beklediğini söylüyor. Kimileri hastalığı geçirdim ben aşı olmayı düşünmüyorum şeklinde yaklaşabiliyor. Bir kısım insanlar da yok arkadaş ben bu aşıyı hiçbir şekilde olmayacağım diyebiliyor. Ancak görünen o ki aşılamada bir noktaya geldik. Hedef nüfusumuzun şu an %65'i aşılandı. Son 2 gündür de Ramazan'dan çıktıktan sonra tabii aşıda Ramazan sürecinde hem insanların aşı yapılma konusunda biraz oruçtan kaynaklı tutumları oldu. Ayrıca o dönemde akşam 12'ye kadar biz her ne kadar hastanelerimizi açmış olsak da böyle bir aşıya karşı bir uzak duruş gerçekleşti ama dün bugün gerçekten şu an sahada çok ciddi aşılamanın olduğunu gözlemliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu şekilde devam eder ve hızlı bir şekilde istediğimiz oranlara çıkmış oluruz. Sadece dünü söyleyebilirim. Bugün henüz daha tamamlanmadı. Dün yaklaşık 10 bine yakın aşı yapıldı Kayseri'de. Yani biz günlük eğer 10 binlerle gidersek, şimdi Ramazan'daki sürecimizi söyleyeyim. Günlük maksimum 1500-2000 arasında aşı yapılıyordu. Şimdi 10 bin rakamı günlük olarak yani toplumsal immünizasyon yapmak istiyorsanız zaten günlük belli bir rakamın üzerinde aşı yapmanız gerekiyor. Şu an itibariyle tüm sağlık merkezlerinde aşı yapılıyor. Aile sağlığı merkezlerimizden de randevu alınabiliyor. Ve aşı stoğumuzda da şu an itibariyle herhangi bir problemimiz bulunmuyor. Virüsle bir şekilde karşılaşacağız. Ya aşı şeklinde karşılaşacağız. Aşı dediğimiz şey virüsün yani Sinovac'ta uygulanan şey öldürülmüş hali, cansız hali. İnaktif aşı dediğimiz bu. mRNA aşısı dediğimizde virüsün çeşitli partiküllerinin bir araya getirilmiş, vücuda tanıtılan bir hali. Ya bu şekilde karşılaşacağız ya da canlı bir şekilde karşılaşacağız. Ha, karşılaşmayacak çok düşük bir kesim karşılaşmayabilir ama yüksek bir oranda. En az bazı bilim insanlarına göre %60, bazı bilim insanlarına %67. Yani %67 toplum bu şekilde karşılaşacak. Ciddi bir mutasyona uğramazsa yani bu virüsle bir şekilde karşılaşılacak. Ya aşı olarak karşılaşacağız ya da aşı olmadan karşılaşacağız. Canlı bir şekilde karşılaşacağız. Buradaki faktör şu. Aşı bir kere hastalıktan %100 koruyor değil. Bunu bir bilelim. Yani aşı önemli bir koruyucu faktör ancak %100 değil. Bizim görmüş olduğumuz ki büyük mega çalışmalarda da bu gösterildi. %60 civarında Sinovac aşısı PCR pozitiflikten koruyor. Ama hastaneye yatışta %90'ın üzerinde bir yatış engelliyor. Yani geçenlerde mesela bir amcamız vardı 90 küsur yaşında diyalize giriyor. Pozitif oldu, ayakta geçirdi. Yani yakınlarımızda da bu tarz gözlemlediğimiz çok kişi oldu. Hastaneye yatış oranında çok ciddi manada bir düşüş gerçekleştiriyor. Önemli olan zaten virüsle karşılaşabiliriz. Bir şekilde karşılaşacağız yani. Aşı olduğumuz zaman hastaneye yatışımız çok ciddi oranda düşmüş olacak. Temeldeki aşının koruyuculuktaki en önemli noktası bu. Çünkü aşı olduğumuzda vücudumuzda savunma hücreleri o aşının yani virüsün yabancı olduğunu algılayacak ve öğrenecek. Öğrenmiş olan savunma hücrelerimiz virüs vücuda girer girmez hemen onu tanıyacak ve onu yakalayıp yiyecek. Temeldeki aşının mantığı bu. Bu mantığı üretilmiş bir şekilde, etkinliği ve güvenliği kanıtlanmış şekilde önümüze getiriliyor. Virüsle karşılaşacağız. %70 oranında karşılaşacağız. Ya aşı olup karşılaşacağız ya da canlı bir şekilde karşılaşacağız. Kim canlı karşılaşmak ister? İşin bana göre en kritik süreci de şu. Pandemi uzayacak. Yani eğer aşıyı yapmadığımız takdirde tekrar bir dalga gelecek, tekrar kısıtlamalar olacak, tekrar açılacağız, tekrar bir dalga. Bu şekilde toplum belli bir kesimi geçirene kadar bu devam edecek. Aslına bakarsak bizde de aşı sayı olarak çok iyi gidiyoruz. Yani
ülke olarak iyi bir noktada, aşılamada çok iyi bir noktada gidiyoruz. Ancak yeterli mi? Elbette ki değil. Kayseri özeline baktığımız zaman da Türkiye'nin ortalaması bir durumdayız. Bunu daha iyi bir noktaya taşımamız gerekiyor. Yani Batı illerindeki olduğu kadar hızlı bir şekilde aşılama yaparsak, ne kadar hızlı yaparsak o kadar çabuk pandemiden çıkış sağlamış oluruz. Bizim aslında burada temel hedeflememiz gereken nokta bu.